Fethiye'de Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği çerçevesinde deniz kıyısındaki atıklar toplandı. Yaklaşık 100 torba atığın toplandığı etkinlikte farkındalık oluşturmak amaçlandı. Deniz Temiz Derneği ve Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi öncülüğünde Uluslararası Kıyı Temizliği kampanyasına katılan gönüllü öğrenciler ve bir grup otel çalışanı tekneyle Kızılada, Boncuklu ve Aksazlar koyunda kıyı temizliği yaptı. Teknelerle iki grup halinde ayrılan gruplar Fethiye Limanı'ndan hareket etti. Yaklaşık 10 dakikalık yolculuğun ardından koylara ulaşan gruplar burada özellikle amatör balıkçılardan kalan ve dağlık alana atılan atıkları tek tek topladı. Kıyı temizliğinde 100 torba atık malzeme toplandı. Çöp torbalarına konulan atıklar teknelerle limana taşınarak geri dönüşüm deposuna gönderildi. Fethiye Deniz Temiz Derneği'nde görevli su ürünleri mühendisi Songül Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada 15 Ekim Uluslararası Kıyı Temizlik Günü'nün dünyanın birçok bölgesinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi. Fethiye'nin eşsiz güzellikteki koylarda 50 gönüllüyle birlikte temizlik yaptıklarını ve 100 torba atık çöp topladıklarını belirten Turan, "Temizlikle uluslararası bir mesaj vermiş olduk. Maalesef kıyılarımızda uzun zamandır biriken atıklar var. Bunların arasında en fazla plastik ürünler bulunuyor. Plastik poşetler, çatal, kaşık, pipet ve pet şişeler. Maalesef denizlerimiz plastiklerle dolu. Plastik kullanımını azaltırsak daha duyarlı davranmış oluruz," dedi. Bugün ICC, Uluslararası Kıyı Temizliğini gerçekleştirdik. 86 yılından beri Amerika'da başlayan bir hareket. 86 yılından beri uluslararası olarak devam ediyor bu hareket. Kıyılarımızı temizledik hep birlikte. 50 gönüllümüz bize destek verdi ve yaklaşık 100 tane, 100 torba, jumbo torba atık topladık kıyılardan. Fethiye kıyılarından topladık atıkları. Bugün de uluslararası bir mesaj vermiş olduk. Öğrenciler vardı galiba, otel çalışanları. Evet, otel çalışanları vardı, öğrenci gönüllerimiz vardı. Birçok farklı kurumdan, özellikle Fethiye'nin otellerinden birçok farklı kurumdan katılanlar oldu. Hepsine destekleri için teşekkür ederiz. Maalesef ki uzun zamandır kıyılarımıza biriken atıklar var burada ve bu atıkların arasında en fazla biz plastik atıkları görüyoruz. Plastik poşetler, stroferler, plastik bardak çatallar, özellikle de pipetler, karıştırıcılar ve pet şişeler. Maalesef ki denizlerimiz plastiklerle dolu.